Sevgili YouTube izleyenleri, hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz Epic Games konuşacağız. Ben kanalda sohbet üzerine kurulu videolar veya konseptler de getirmeyi planlıyorum. Şu an bunun için bir isim bulamadım ama son dönemde Epic Games'in yaptıkları, daha önceki yaptıklarıyla da biraz aslında sohbet arasında serpiştirerek konuşalım istiyorum ve sonrasında da mega indirimlere bakacağız zaten. Mega indirimlerde hangi oyunlar var? Ben neyi alabilirim, neyi almayabilirim? Veya size neyi tavsiye edip etmeyebilirim? Ee, onun iletişimini birlikte bir kuralım istedim. Belki sizin de kafanıza merak ettiğiniz oyunlar vesaire vardır almayı. Veya benim gözümden kaçırdığım sizin söyleyeceğiniz, yorumlara yazacağınız oyunlar olabilir. Ee, bunlar üzerine konuşalım. Öncesinde bir Epic Games'i anlatayım. Ben Epic Games'e ısınma konusunda oldukça zorlandım. Çünkü ilk yani çok agresif bir giriş yaptılar e, platform olarak ve oyun yayınlayan bir platform olarak. Bu agresif girişte şuydu ekskluziv olarak yani sadece Epic Games üzerinde yeni çıkan bir oyunu oynama mesela neydi? İşte Metro Exodus çıktığı zaman sadece ilk 6 ay mıydı? Tam hatırlamıyorum ne kadar bir süreliğine hakkını almışlardı. E, o süre zarfı boyunca sadece Epic Games üzerinden oyunu satın alıp oynayabiliyorduk gibi. Ee, bu tüketiciye yarayan bir tavır değil. Neden değil? Çünkü bu sadece şunu sağlıyor. Ben oyunu seviyorsam ve alacaksam, mecburen gidip Epic Games üzerinden al alacak olmak e bana kazandırdığı bir şey yok bunun tüketici ve oyun sever olarak. Burada Epic Games ne yapabilirdi? Mesela atıyorum, işte bu oyun başka hangi platformlarda yayınlanabilirdi? İşte Steam'de vesaire. Steam'de de yayınlanıp burada da yayınlanabilirdi ve Metro Exodus'un veya herhangi bir oyunun ekskluzif anlaştığı herhangi bir oyunu sadece burada çıkmak için çıkması için para ödemek yerine tamam abi istediğin yerde yayınla gel anlaşalım burada da yayınlayalım. Ben burada sana ekskluzif anlaşma kapsamında vereceğim para yerine ne yapayım işte oyunu daha uygun fiyatlı sunayım oyun oynamak isteyenlere gibi bir hamle yapsaydı ve insanlar zaten karşılaştığında e abi Epic'te oyun daha uygun zaten. Epic bana oyuncuya yönelik böyle güzel bir hamle yapıyor. Böyle güzel bir fırsat sunuyor. Deyip kullanıcı kazanması çok daha mantıklı olabilirdi. En basit örnek verecek olursam. Tabii ki kim bilir ne üzerine nasıl anlaşmalar dönüyor ama. Şimdi böyle bir tutum sergilemediği için. E tabii bir de bunun yanında işte yok bilgilerimiz çalınıyor muhabbetleri vesaire çıktı bayağı bir işte. Ee, Steam'e ait hatta özellikle orada neler yaptığımıza dair bilgileri arka planda topladığına dair bir sürü e, dedikodu çıktı ve bunların ne kadarı gerçek ne kadarı değil e, açıkçası benim de tam bilgim yok yani çok da üzerine düşmedim çünkü o dönem zaten Epic Games'i çok da kullanmıyordum Epic Games'i ben ne zaman kullanmaya başladım bir süre boyunca artık bu politikadan sıyrılıp ücretsiz oyunlar vermeye başladı ücretsiz oyun demek şu demek aslında İnsanlar bir şekilde ücretsiz oyunlara bir yerlerden ulaşıyorlar. Ee, ama buradaki ulaşımda oyunu yapan şirketin hiçbir kazancı olmuyor. Epic Games en azından ne sunmaya başladı? En kötü ihtimalle indie oyunların ücretsiz olarak sunup çok da yeni olmayan belki bir iki sene geçmiş, zaten satacağı kadar satmış olan oyunları ekstradan bir canlandırıp ücretsiz olarak sunup almayan, almak istemeyen, pahalı bulan ne olursa olsun insanlara e, gelin abi zaten burada ücretsiz olarak var. Bak publisher da zaten kazanacak gibisinden bir hamle yapmış oldu. Oyuncu zaten bedava oyun üzerine çok fazla yoğunlaşan ve oyunu nereden bedavaya indirebilirim diye düşünen sadece kitle için çok bir anlam teşkil etmiyor ama mesela benim gibi oyunu almak isteyen ama yani bu oyuna da şu an 25 lira vermek açıkçası çok da istemiyorum. Belki sonra bakarım diye kenara attığım oyunları en azından indirip oynayıp eee bir şekilde Epic Games'in yaptığı hamlenin ya verdiğim bir katkı sayesinde publisher'ın etkisi publisher'a da etkisi oluyor, developer'a etkisi oluyor bu tarz şeylerin. bunu düşününce Epic Games biraz daha artık bu agresif tutumun yanı sıra oyuncuya yönelik de hamle yapmaya başladı ve artık GTA 5'te bomba patladı. Yani Epic Games bir senedir falan yaklaşık belki daha kısa veya daha uzun olabilir. Ücretsiz oyunlar veriyordu. Bir yerden sonra ben artık o ücretsiz oyunları almaya başladım yavaş yavaş. Bu ücretsiz oyunlar indie oyunlardı daha çok. Yani çok büyük oyun verdi mi hatırlamıyorum. Bir Watch Dogs falan verdi galiba. GTA 5'te artık işin show kısmı oldu. Niye show kısmı oldu? Çünkü GTA 5, yani öyle bir oyun ki haslat karşılaştırması yapacak olursak mesela Avengers'ın son filmi End Game'den daha fazla haslat yapmış bir oyun ve o nedenle hala daha satılan bir oyun. Ee, bu satın hala satılıyor olmasının yanı sıra artık oyun o kadar dolu bir oyun ki GTA 6'nın çıkmasına gerek var mı yok mu konuları bile tartışma konusu. Yani GTA 6 çıktığında içinde artık daha ne olacak kardeşim diye baktığımız bir e, duruma geldi GTA 5. E, çünkü artık modlayabiliyorsun, içeride birçok şey değiştirebiliyorsun, e, istediğin hale de getirebiliyorsun oyunları. Böyle bir katkısı da olduğu için ve buna açık bir oyun olduğu için GTA 5, GTA 6'da artık ne olacağı konusunda bir fikir de yok. Ee, ve bir süre daha GTA 6 muhtemelen gelmeyecek gibi geliyor bana. Ee, o nedenle artık bu bir şov oldu. Yani hala satılan, hala oynanan, hala çok revaçta olan bir oyunu ücretsiz olarak sunmak, bu denli büyük bir oyunu ücretsiz olarak sunmak bir şovdu. Bu şovla içeriye çok fazla insan aldılar, platforma dahil ettiler ve o sırada şöyle çok güzel bir marketing hamlesi yaptılar. Bu oyunu ücretsiz olarak veya herhangi bir ücretsiz oyunu Kütüphane dahil ettiğinden bir kupon kazanıyorsun. Bu kuponla da ne yapıyorsun? 80 lira ve üzerindeki alışverişlere 60 lira indirim sağlıyorsun. İçeri soktukları milyonlarca belki de insanı alışveriş yapmaya yönlendirecek ekstra bir şey sunuyor olmaları e, muhtemelen artık Epic Games'in kullanılacak bir platform haline geldiğini ve bu işi oturtacağını uzun bir süre boyunca artık Epic Games'in belirli bir sayı üzerinde kullanıcıyla yoluna devam edeceğini garantiledi gibi bir şey bence. Bu noktada işte şimdi Civilization 6 var ki ben Civilization serisine girmeyi çok istiyordum ama çok da fazla zamanım olmadığı için yani Grand Strateji dediğimiz türde oyunlara ayırabilecek vaktim biraz sınırlı ve bu hakkımı ben paradoks oyunlarından yana kullandım biraz da. ama Civilization 6'yı da aldıktan sonra en kötü ihtimalle indirip bakacağım. Belki yüzlerce saat harcamam. E, ama bu indirimler devam ediyor. İşte Ark gelecek. Borderlands'ın e, bir versiyonu gelecek birin. Tüm işte şey extended versiyon değil de neydi işte. Definitive Edition mı? Game of the Year Edition mı? Ona benzer bir şeyler olacak muhtemelen. Farklı paketlerin DLC'lerin de içinde olduğu. Diyorum ve Epic Games şu an gayet iyi gidiyor ve bu kuponu artık kullanabilecek, içeride var olabilecek bir durumdayız gibi bence. E, bu noktada e, mega indirimlere geçip bir indirimlerde neler var hep birlikte bakalım hangi oyunlardan nasıl e, bir kupon kullanabiliyor muyuz hangi oyunlar makul seviyelere inmiş bence tabii ki onları bir göz atacağız. Zaten direkt e, store'a geldiğimiz zaman şurada altta Mega Sale'de oyunlar gözüküyor detaylara tıklayınca bütün oyunlar geliyor efendim. Epic Games'e ilgili video çekeceğimi hiç düşünmezdim ama. Kontrol ile başlıyor direkt liste. Kontrol 50 lira eder bir oyun bence. Ben biraz izledim. Kendim oynamadım. 50 liraya ben almayı planlıyorum açıkçası. Ee, Satış Faktörü'ye baktım. Şu an fon dahilinde kullanabileceğimiz bir oyun. Ee, 80 lira ve üzeri olduğu için. Ve 30 lira gibi bir rakama geliyor. Benim böyle uzun uzun oynayabileceğim bir oyun değil gibi geldi bana. O yüzden emin olamadım meraklıları varsa ama iyi, iyi göz atabilirler Satış faktörü. Oyun kötü gözükmüyor. İçerik olarak sanki benim sevdiğim türde bir oyun değil. Borderlands 3 60 liralık kuponu kullandığımızda 95 liraya geliyor. Borderlands 3 bir ufak bir hayal kırıklığı yarattı sanırım. Yani çok aynı oldu. Çok aynı olunca 95 lira hala eder mi emin değilim. Ben almam almayacağım da muhtemelen. İlerleyen dönemde çok daha fazla düşecektir Borderlands 3. Çünkü Zaten istedikleri dönüşü de elde edemediler sanıyorum ki. Ano 1800'ü almayı düşünüyorum. Ben bu tarz e, Tycoon oyunda demeyeyim de e, City Building mi diyeyim. O dönem içerisinde bir şeyleri değiştirme bir şeyleri yapma tarzı oyunları çok seviyorum. Tek şüphem şu Ano 1800'ü muhtemelen alacağım ama bir süre oynayamayacağım. E, ve kütüphanede öyle duracak. O süreç içerisinde de muhtemelen daha da fazla indirim gele gelebilir Ano 1800'e o yüzden çok da emin değilim alsam mı almasam mı diye. Red Dead Redemption zaten Rockstar'ın artık böyle GTA 5 sonrasında oturttuğu bu karakter hareketleri, animasyonları, deli paralar döktüğü, gerçekçilik üzerine ilerlediği ve geliştirmeler yaptığı oyunlardı. Western temasını getirdiği bir oyun Red Dead Redemption 2. Kanalda o yüzden oynuyoruz zaten. Oynuyorum serisinde şu an ben bu videoyu çekerken galiba 10. bölüm yayınlanmıştı. Canlı yayında oynuyoruz ve sonrasında e, YouTube'a geliyor videolar. O yüzden canlı yayınlara da bakabilirsiniz. Orada Red Dead Redemption'da birlikte oynuyoruz, muhabbet ediyoruz. E, tavsiye edebilirim. Daha da düşer mi? Zannetmiyorum. Bir süre daha Red Dead Redemption bu fiyat skalasında devam edecek. Ben Steam'den almıştım. Şu an Steam'de de aynı e, yanlış bilmiyorsam 25 Mayıs'a kadar Yanlış hatırlıyor olabilirim. Aynı indirim devam ediyor. Ama burada bir kupon avantajımız olduğu için 60 lira daha düşüyor. Ee, Other Worlds'ü oynadım. 3 bölüm kadar. Ee, bir yerden sonra kanala atmadım. Galiba 3 veya 5 bölüm kadar kanala attım. Orada var. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Ee, ben 200 lira kesinlikle etmeyecek bir oyun. Ve şöyle bir oyun. Yani çok merak ediyorsanız da Xbox Game Pass PC'de var. 15 liralık bir galiba abonelikle gidip e, ücretsiz bir şekilde sadece aylık abonelik alarak oynayabiliyorsunuz. Keza aynı şekilde Metro Exodus'ta e, ücretsiz bir şekilde daha doğrusu Xbox Game Pass aylık aboneliği içerisinde dahil olan bir oyun. Oradan o indirip oynayabilirsiniz. Sadece 15 yıllık bir bütçeyle bir para harcayarak. Witcher 3. Witcher 3 benim başlayıp başlayıp bir sürekli böyle 3. 5. saate geldiğimde bayıp kapattığım ama o kadar çok övüldüğünü gördükçe tekrar tekrar ya dur bir bakayım belki bir daha şans veririm dediğim bir oyun. Ee, Witcher 3 yani kötü bir oyun değil ama beni böyle çok da saramadı. 22,5 lira eder mi bu oyun? Eder. Tabii ki eder. Ee, seviyorsanız bence alın. Yani RPG, tam RPG de diyemiyorum Witcher 3'e ama e, Open World seviyorsanız oradan oraya atla koşturayım, takılayım, edeyim böyle fantastik yaratıklar öldüreyim dünyasında Witcher 3'ü Witcher 3 anlatıyorum şu an yani. Hiç bilmiyorsanız diye. Ee, oynayabilirsiniz. Game of the Year içinde DLC'ler var mı? Hatırlamıyorum. Ona da bir bakın. DLC'ler var mı yok mu? 22,5 kere oyun kesinlikle eder. Ben de bir ara tekrar dönüp bir şans vermeyi düşünüyorum. Ee, Assassin's Creed Odyssey şu an 28 lira. 20, hadi 30 lira diyelim. 30 lira gibi bir rakama denk geliyor. Kesinlikle hak ediyor. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, benchmarklarını bir kontrol edin. Yani kendi sisteminizde bir benchmark yapılmış mı? Çünkü oyunda bir garip optimizasyon sorunu var. RAM'lerden mi kaynaklanıyor, neyden kaynaklanıyor emin değilim. E, 2080 RTX 2080 Ti olanların bile böyle 40-50 FPS anca aldığı e, bir gariplikler var. Belirli donanımlarda problem çıkartıyor. Bende de çıkardı ve YouTube canlı yayında bir deneme yapmıştık. O yüzden Tam da keyifli bir şekilde Assassin's Creed Odyssey'yi birlikte oynayamadık. Ben oyuna bakıyorum tabii ki ama yayında veya YouTube videolarında yok. Ee, belki ilerleyen süreçte bir tekrar Valhalla öncesi, yeni oyun öncesi bir bakabiliriz diye düşünüyorum. Ben Division serisinde bir türlü coşamıyorum. Çünkü milyonlarca hit pointi olan adamları böyle delicesine tarayıp e, tek başına oynamanın zaten tek de, pek de eğlenceli olmadığı bence. E, tactical bir oyun kendisi. Arkadaşlarınızla co-op olarak Division 2'yi sanırım ki oynayabiliyorsunuz. Belki eğlenebilirsiniz. E, ufak ufak işte raidler vesaireler düzenleyip e, ilerleyebilirsiniz. Mac Warrior 5 hakkında hiçbir bilgim yok. Allah yukarı kaydım yanlışlıkla. E, çok fazla oyun var. O yüzden böyle biraz hızlı ilerlemeye başlayacağım. Rainbow Six Siege sanırım standart versiyonu. Standart versiyon içerisinde sanırım en fazla 3 tane operatör falan geliyor, çok operatör yok. Denemek için ve bu tarz bir oyunun size uygun olup olmadığını bir bakmak için 24 lira gayet uygun bir fiyat. Diğer e, var, versiyonlarındaki indirimlere de bir bakın var mı yok mu bilmiyorum. E, bakıyorum Jedi Fallen Order. Ben oynamak istiyordum açıkçası oynayamadım. Hala daha çok pahalı bence. Yani ve gameplay süresi çok da uzun bir oyun değil. E, keyifli bir oyun izlediğim ve gördüğüm kadarıyla, yorumlarına baktığım kadarıyla. Ee, ama yine de bu fiyatı edeceğini zannetmiyorum. Bu, bu fiyatı da alacağımı düşünmüyorum. Ee, belki bir iki sene sonra biraz daha düştüğünde artık açıp oynamak için alınabilir. Yani indirim işte 100-150 lira bandında belki Jedi Fallen Order'a şans verebilirim. Ee, Origins'i... Yani şöyle Odyssey artık öyle bir durumda ki şu an 20-30 lira verip Odyssey'yi alabilecekken Origins'i ben de ta kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer böyle serinin Assassin's Creed serisinin manyağı değilseniz böyle her oyunu direkt olarak kesin oynarım ben demiyorsanız bence Origins yerine kesinlikle Odyssey'yi alın. Ee, Odyssey'den ilerleyin. Şöyle aslında game design ve dünya olarak DLC'lerle birlikte bu arada Odyssey'de bir DLC muhabbeti de var. Oyunu her yeni oyun aldığınızda ve kuponu kullandığınızda kuponunuz yenileniyor. DLC'leri de kuponla alabiliyorsunuz. Öyle olunca total bir paket içerisinde aldığınız zaman daha ucuza denk geliyor Odyssey. Sanıyorum ki öyle bir şeyler okudum ben de net bakmadım. ona bir göz atın derim. Odyssey'den dolayı Assassin's Creed'in başka oyunları da varsa içeride muhtemelen e, alınmaya çok da değer olmayacaktır. Ben Far Cry serisine bir türlü ısınamadım. Burada da zaten 80 liranın altında tutmuşlar. Kupon kullanamıyorsunuz. Yani Far Cry yerine yani Far Cry'e bana çok fazla alternatif varmış gibi geliyor. Sallıyorum. Far Cry'daki sizin hoşunuza giden şey işte oradan oraya uçayım kaçayım open world içerisinde geziyim, dağıtayım ortalığı diyorsanız ne bileyim başka alternatifler var ki daha ucuza da bulursunuz fantastik bir dünya için ne bileyim prototipe bakabilirsiniz. İşte Just Cause'lara bakabilirsiniz falan. Hani maksat gezeyim tozayım 3-5 ağız burun kırayım diye. Far Cry serisi benim böyle içimi bayan serilerden bir tanesi. Hiç ısınamadım niyeyse bir türlü. Diyorum ve geçiyorum. Ee, tutmayan oyunlarda The Crew var. Shenmue 1-2 var bende. Oynamadım henüz. Üçüncüye de o yüzden bakmadım. E, ee, belki Shenmue serisine de kanal içerisinde bir bakarız. Watch Dogs 2 tam fon kullanabileceğiniz oyun serisi olarak gelmiş. Biri yanlış hatırlamıyorsam ücretsiz olarak verdiler. Emin değilim. Ee, belki biri oynadıysanız 20 liraya 2'yi de oynayabilirsiniz. 20 lira eder Watch Dogs 2. Farming Simulator'da galiba ücretsiz verdiler ee, diye hatırlıyorum. 67 lira bilmiyorum. Yine sever misiniz? Simülasyonları severseniz 67 lira fena değil. İçine neler dahi bilmiyorum tabii ki. Ee, belki DLC'li versiyonlardan bir tanesini tercih edip kupon da kullanıp daha ucuza getirebilirsiniz eğer Farmak Simulator'da öyle bir şey varsa. Ee, Vampire çok tutmadı. Yani 54 lira bilmiyorum. Benim hoşuma gitmedi. Sevdiğim bir konsept de değil. Ee, o yüzden muhtemelen almam ben. Ama böyle vampirli uçan kaçan oyunlar seviyorsanız bir bakabilirsiniz. Onun dışında şöyle bakıyorum. O oh, bütün Assassin's Creed oyunları var. Assassin's Creed'in bende şöyle bir durumu var. Ee, i̇lk oyunları benim satın alıp oynayabileceğim, satın alma yapacağım bir yerin, yani Steam'imden bile habersizdim herhalde yanlış bilmiyorsam. Nasıl satın alacağım, nasıl oynayacağım pek de bilmiyordum ve Korsan olarak oynadım. Sonrasında ben oyunları satın aldım. En çok vakit geçirdiğim oyun sanıyorum ki hatta Assassin's Creed'de benim böyle girip adam akıllı oynadığım seri e, oyun Revolutions'tı. Bu İstanbul'da geçen. Ee, o yüzden diğer oyunlara da bir baktım oynadım oradan giriş yaparak sonrasında da aldım ama bu oyunların çoğunu zaten Ubi ya Uplay'de ya Ubisoft ya Epic'te verdiler mi bilmiyorum. Unity'yi ücretsiz olarak verdi. Black Flag'i de verdi. Burada Black Flag yok galiba. Ee, Syndicate'i de verdi yanlış hatırlamıyorsam Uplay. Kend Ubisoft'un kendi platformu üzerinde ücretsiz olarak ara ara veriyor oyunları. Onlara da göz atabilirsiniz. Burada kupon da kullanamıyorsunuz. Ve zaten Odyssey alın alınma şansınız varken hiç eskiye dönmeyin derim. Yani Assassin's Creed hiç oynamadıysanız. Ee, i̇lerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Metroları da galiba ücretsiz vermişti. Ee, Epic Games. Bu arada bu fiyat eder metro oyunları. Alıp oynamadıysanız 7 lira verip oynayabilirsiniz. Sonra da Exodus'a geçersiniz. Ee, Game Pass üzerinden. Park rafiyeleri geçiyorum. Onun dışında yine kupon kullanamayacaksınız ama 30 lira edebilecek bir oyun. Salt Park seviyorsanız, biraz da Amerikan komedisi seviyorsanız diyeyim. Ee, Salt Park'ın keyifli, benim beklediğimden daha keyifli olan bir oyunu. Stick of Truth. Ee, i̇kinci oyunu ben de oynamadım. Ee, 30 lira eder ama Stick of Truth onu söyleyebilirim. İkinci oyun'a bakabilirim belki ben de. Kupon kullanabileceğiniz bir oyun olsaydı kesin tavsiye ederdim ama. 67 lira için şu an emin değilim. Watch Dogs'u ücretsiz vermişlerdi. Tam kapatacakken Mutant Year strateji RPG turn based oyunlardan bir tanesi kanalda yer verdik. Hadi bakalım serisi var kanalımızda. Hadi bakalım serisinde oyunlara bir göz atıyoruz. Neymiş bu oyunda? Bir yarım saat, bir saat maksimum. Oradan Mutant Year Zero'ya bakabilirsiniz fon kullanılamıyor ama turn-based oyun seviyorsanız bence güzel bir alternatif. Yani e, XCOM vesaire tarzı böyle biraz daha e, o dünyadan çıkıp daha fantastik bir yere girmek istiyorsanız e, Mutant Year Zero fena bir oyun değil. Ve o oyunlara verecek bütçeniz paranız yoksa eğer. E, ama alternatif olarak şunu söyleyebilirim. Yine hadi bakalım serisinde bakmıştık. Gears'ın oyunu geldi. Tactical turn-based e, RPG oyunu. Oradan bir göz atabilirsiniz Gears'a. Yine 15 lira verdiğinizde oradan oynayabilirsiniz. Bu tarz bir oyun seviyorsanız e, alternatif olarak onu söyleyebilirim. Ben beğendim açıkçası. Mutant Year Zero'ya da baktık, ona da baktık. E, Gears'ı oynayabilirsiniz Game Pass üzerinden. E, bakıyorum başka. Darksiders bayağı düşmüş. Dark Darksiders 1 ve 2'yi oynayabilirsiniz. Ee, yine fantastik, hatta definitive Edition'ı veriyormuş. Bence bir deneyin Dark Darksiders'ı da. Puzzle oyunları sevenler için Talos Principles 15 lira eder. Ee, gameplay süresini hatırlamıyorum e, tam olarak. Bir yerden sonra bir kafa yakmaya başlıyor ufaktan. Ee, keyifli bir oyun Talos Principle 15 lira eder. Bir bakabilirsiniz. Ee, onun dışında bakıyorum. Into the Bridge galiba yine Xbox Game Pass içerisinde ücretsiz var ya da Epic'te verildi. E, Ruiner'a kanalda baktık. Bir oradan göz atabilirsiniz hadi bakalım serisi içinde var indie game seviyorsanız 7.75 eder bu oyun. Keyifli bir şekilde biraz daha Cyberpunk temasıyla oynayabileceğiniz bir oyun. E, onun dışında video çok uzun sürdü o yüzden biraz geçiyorum artık. Evet. Shadow Tactics de son oyunumuz olsun Shadow Tactics. Observer'ı ücretsiz olarak verdi Epic Games. Ee, ben tam bakamadım. Bir iki saat kadar oynadım sadece. Ee, Shadow Tactics 14 lira eder bir oyun. Ona da bir göz atın derim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Steam üzerinde ne var ondan da bahsedeceğim. Steam'de şu an bir bu mega indirimlerin başlamasının bu tarihte başlamasının en büyük nedeni de normalde Mayıs sonunda Steam'in bahar indirimi mi, yaz indirimleri mi başlıyordu bir şeyler başlıyor. O yüzden o tarih gelmeden önce siz paranızı harcayın diye Epic biraz daha erken bir hamle yapıp eee Mayıs sonuna gelmeden bu mega indirimleri başlattı ve GTA 5 ile beraber bu ilk videonun başında konuştuğumuz e, kullanıcı kazandırma yönünde güzel bir hamle attı. E, Steam'in yaz indirimleri ya da bahar indirimleri de muhtemelen işte 24 Mayıs'tan sonra başlar. Şu an iç, içinde de bahara yönelik şey var. bir Sanıyorum ki kart biriktirme üzerine var. Oradan işte daha önce oynamadığınız veya eksik kart biriktirdiğiniz bu Steam'in farklı bir ekosistemi var ya içeride. Oyunları oynadıkça bir kart ve kartları birleştirdikçe bir rozet elde ediyorsunuz. Ee, bu siz ekosistem içerisinde oynamadığınız eksik kartınızın olan hala kart alabilme hakkınızın olduğu oyunlar varsa onları oynamaya ve aslında vakit ayırmadığınız yeterince oyunları size oynatmaya e, tekrar it, itiyor. E, Bence güzel bir bakış açısı ama tabi insanların bu dönem içerisinde beklediği şey biraz da oyun indirimleri. Ne alabilirim, ne yapabilirim, farklı bana ne sunuyorsun biraz da onları görmek istedikleri için ee, biraz yavan kaldı sanıyorum ki bu olay. Ben de çok dönüp böyle öyle bir merakım olmadığı için dönüp bakmadım. Ama ben zaten kendim kütüphanemi ara ara ziyaret edip sürekli istediğim içerisinde Ha bu neydi ya bunu oynamadık buna, buna bakmadık falan deyip en kötü ihtimalle hadi bakalım a, video çıkacak mı diye oyunlara sürekli göz gezdiriyorum. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Sohbet içerek bir video oldu. Biraz durağan olmuş olabilir. Ee, buraya biraz daha hazırlıklı bir şekilde gelip sohbet edelim istiyorum. Ee, konseptimiz ve ne konuşacağımız daha belirgin bir şekilde. Bu doğaçlama oldu aslında. Ee, siz de yorumlara hangi oyunları almayı düşünüyorsunuz, ne yapmayı, ne etmeyi düşünüyorsunuz bir yazın istiyorum açıkçası. Sizin de tavsiyeleriniz varsa dinlemek isterim. Hepinizi öpüyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Yeterince uzun oldu zaten. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Başka videolarda görüşüyoruz. Böyle sohbet içerikli videolar gelsin istiyorsanız tabii ki biraz daha planlı ve programlı. Ben sizden de gelecek yorumlar doğrultusunda bunu yapmaya çalışacağım. İçimde böyle bir istek de var zaten. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Başka videolarda görüşüyoruz. 拜拜。